Herkese merhabalar, kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Evet, bahçe turlarımızı tamamladık. Bahçe turumuzu tamamladık daha doğrusu, arka bahçeyi. Şimdi ufak tefek yapılacak şeylerden devam etmek istiyorum. Evet, bu benim köklendirme saksım. Yani niye sadece burada köklendiriyorum? Başka yerlerde de köklendiriyorum ama bunda nedense bir daha hızlı, daha güzel kökleniyorlar. Ve genelde pencerenin önüne koyuyorum. İçeride oluyor. Güneş vuran bir pencerenin önünde. Kışın güneş vuruyor ama yazın güneş vurmuyor. Yoksa yazın direkt kavurup geçebilir yani o sıcakta. Gayet güzel kökleniyorlar. Dediğim gibi daha önce de her sukulent aynı hızda kesinlikle köklenmiyor zaten. Yani şu Tompul, Pachyphytum galiba bunların türleri. O kadar zor köklenen bir tür ki yani bak yapraklar soruştu. Kesinlikle bilmiyorum 2 ay oldu herhalde bunları keseli diye düşünüyorum. Yani bir türlü köklenemedi. İçlerinden birkaç tane oldu köklenen. Onları diktim ama evin önünde başka bir pencerenin önüne koyduğum, suya koyduğum var 4 kök. Onlar da köklenmediler. Bekliyoruz inatla bakalım. Pachyphytum, diğeri bunun adı neydi? Gonza mı öyle bir şey galiba. Bundan 3 köktü. 2 tanesi köklendi. Bu anne olan hala köklenemedi. Aynı yerdelerdi mesela. Onlar köklendiler. Evet bu çok içler acısı durumda. Bitlenmiş durumda. Neon Breaker. Heh, çok şükür kök gelmiş. Gösterebilirsem göstereceğim. Bu kökü gördükten sonra artık ondan sonra tereddüt etmiyorum. Bakın şurada mini minnacık pembe bir şey görünüyor. Ay, ellerim de her tarafları kirpas oldu. Evet. O geldikten sonra artık ondan sonrasını çok dert etmiyorum. Çünkü büyüyor. Şöyle göstereceğim. Şu tam köke dokunuyorum. Şimdi pembecik bir şey. Bunu artık suyun üstüne oturtabilirim. Buradan çıksın. Yoksa bu kaybedeceğim neredeyse. Şu üstündeki şeylere bakar mısınız? Belki bir yıkarım önce. O şeyler gitsin diye. Unlu bitler gitsin diye. Evet. Burada asıl dün bu sedumumuz ya da graptomuz. Dünkü videoda da bahsetmiştim. Bunları birkaç farklı yerde varlar. Hepsini bir araya toplayacağım. Bir tane de şurada var. Bu da köklenmiş. Güzel. Artık şimdi kapının önünde de 3-5 yerde var. Onların hepsini bir araya aldım mı inşallah iyiyiz ondan sonra. Evet. Bu da bilemiyorum bu. Echeveria mı? Grapto debi mi bu? Bilemedim yani. Ölmek üzereyken kurtardık. Bunu da inşallah köklendirebilirsek alacağız, yerine koyacağız. Evet. Bu da hala köklenmemiş. Şurada bu nasıl bir çeşit bilmiyorum. Ama köklensin diye buraya koydum. Bir de burada graptolarımız da var gene. İşte bu ikisi değişik. Bu da köklenmiş gayet güzel. Bu da köklenmiş. Ama şunda henüz bir köklenme yok. Acaba diyorum bunların hepsi birlikte dursalar şu da köklense öyle mi alsam? Şurada bir tane California Sunset'imiz var. Bunu da alalım. Herkesi kendi arkadaşımın yanına göndereceğim. Burada da çok güzel bir büyük echeveryalarımızdan var. Bu güzel köklenmiş. Onu da alalım. Şurada da bir tane atmaya kıyamadım. Echeveria Blue Elf. Onu da alalım. Şimdi şunu suya koyacağız dedik. Diğerleri burada duracaklar. Ama burada dururken de burada bir tane mesela yaprak düşmüş. Köklenmiş bilmiyorum. Bundan yavru çıkarmış. Öyle dursun. Geçen birisini ziyarete gittiğimde bir
Eçeveri oldum ama çok hoşuma gitti. Yani bu çiçek açmış eçeveri ya. Çiçek ölmüş. Çiçeğin ucundan 5-6 tane böyle minik minik yavru vermiş. Yani şu çok güzel bir şey değil mi şu? Gül resmen. Evet, bunlardan. Bakın bu da hala çiçeği duruyor. Çiçek kurumuş ama ucuna devam etmiş bunu vermek için. Şöyle içeriye doğru koyacağım. 2 tane aldım. Bunlar inşallah köklensinler. Şurada da bir ghostimiz var. O da dursun, orada köklensin. Şimdi evet, ön tarafa gidip şunları dikmem gereken yerlere dikeceğim. Aslında şu ön tarafa değil. Goldlarım, ay pardon, sunsetlerimiz, burada bir grup oluşturuyorum. Bu da ayrı bir saksımız. Bu saksıya neler diktim? Bu sedumları buraya toplamaya çalışıyorum. Şeyden, Sukilant çadırından aldım. Bunlar hep oradalardı. Birkaç tane yeni köklendirdiklerim. Hala da içeride de bu saksıda da köklenmeye çalışan birkaç tane var. Onlar da köklenince buraya dikeceğim. Bu böyle nasıl Purple Delight'ı bir saksıda topladım bir yerini. Bunları da burada toplayacağım. Ama hepsini doldurmadığı için şimdi kenarlarında başka türler de var. Bunları çünkü elimde tutacak, dikecek bir yer bulamadım. Hiç olmazsa burada. Bunlar bugüne kadar onlar da kendilerine gelsinler istedim. Nereye koyduk elimizdeki sunset'i? California sunset'i. Şunu alıp burada bir tane minik çiçekten büyümüş olan var. Aslında bunu ben buraya değil de şu köklendirme saksıma koyayım. Tamam. Buraya da burada bakalım şu köklenmiş mi köklenmemiş. Şuraya sunset'i dikeceğim. Evet, tamam. Şunları alayım. Bunlarla birlikte ön tarafa çıkacağız. Orada birkaç tane dikilecekler var. Evet, onları yapalım. Gezerken de bahçe turunda burada fark etmiştik, hatırlarsanız. Şurada bir tane eçeveriyemiz var. Bu eçeveriye buradan gidecek. Bismillah. Güzel de köklüymüş aslında ama ora çok gölge geldi buna. Sevmedi burayı. Şimdi ben buraya şöyle yapacağım. Evet, burada işte dikeceğimiz şu köklendirdiğimiz sedumları buraya dikmeyi düşünüyorum. Ama buraya dikmeden önce şöyle bir ayıralım. Buradaki diğer türü almam lazım. Şu burada farklı bir tür. Şöyle alalım. Ona ait olanları, onları çünkü kendilerine göre ayrı bir yerde toplamak istiyorum. Böyle tam rastgele dikilince neyin nerede olduğu bilinmiyor. Şurayı şöyle birazcık yumuşatalım. Küçükler, yavrular da geliyor. Üf, burada yine o şeyden koktu. Değişik mantar. Kötü bir görüntüsü. Şimdi bundan başka nerede var? Şurada bir tane var. Bunu alsam buradan diyordum. Herhalde alsam iyi olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl alabilirim? Evet, aşağıdan yavrular da geliyor ama. Haydi bakalım. Tamam, süper. Çok da bir şey eksilmedi vallahi. Bu süper oldu. Orayı şimdi şöyle yaparsak en arkaya bunu güzelce oturtursam eğer, şöyle birazcık daha
Toprak olsa iyi olacak ama. Şöyle bir tane daha var. Evet. Şimdi tabii 3-5 tane daha olsa güzel olur buraya ama şöyle bir elimle tutacağım. Arkaya taş yerleştirmem lazım. Bismillah. Kamerayı hem tutup hem tamam. Şurada bir tanesi yaprağın arkasında kalıyor. Onu şöyle döndürelim. Evet, bir tane şuraya çok güzel olur. Onu da bulacağım ama bir tane ben şeyde var çünkü muhtemelen. Yeni yaptığımız Echeverria bahçesinde bunlardan bir tane dikmiştim. Onu da buraya getiririm. Şimdi şuraya da bakın burada ayrı bir boşluğumuz oluştu. Şimdi buradaki Echeverria'yı sökünce şu taşları alalım bir. Heh. Yaprak düşmüş oraya. Alalım belki köklendirir dursun. Köklenirse köklensin. Çok güzel olur. Şimdi şu Echeverria ya da bu Grapto'dan farklı yerlerde var. Onları getirip şuraya dolduracağım. Şimdi onları nerede görüyoruz? Birkaç tane dün gezerken görmüştüm. Şurada var zaten. Burada. Bir tanesi şurada. Çok tek başına bu. Onun için onu alacağım oradan. Oraya da başka bir şeyler dikeriz. Bir bu, biri de şu. Çünkü buradakiler bu galiba Mexican Snowball olabilir bu. Bu öteki Grapto. Yani herkes kendi arkadaşlarıyla bir arada olsun. Bunları alacağım. Şuraya da aslında buraya gelmişken dün taşı buradan kaldırmıştım ki unutmayayım ne dikeceğimi diye. Çünkü sabah buraya güzel güneş vuruyor ve bu fırsatı değerlendirmek lazım. Öğleden sonra güneş vurmuyor buraya. Şu yeni diktiğim, söktüğümüz Echeverria'yı buraya dikeceğim. Evet. Buradan şu büyük taşı çıkarttığımız için şimdi yanına bilmiyorum belki geç boşluk bırakalım. Belki şuralara bir şeyler daha dikmek isteriz. Şimdi bakayım öyle tek duran Echeverria yani pardon şu Grapto'dan varsa eğer onu da alalım. Okey galiba. Yok şurada olabilir diye düşünüyorum. Buradakiler grup, üçlü. İyi. En azından dikeceğimiz yerde de 3 tane olursa bence fena olmaz. Tamam. Evet, şuradaki Mexican Giant. İnşallah bu büyüyecek de göreceğiz ama o birazcık yavaş büyüme eğiliminde. Neyse, burayı bir toparlamış olduk.
Şimdi bir tane de şu miniğimiz var. Bunu da güzel şöyle güneş gören bir yere dikebilirsen aslında hiç fena olmaz. Bir de bunlarımız var. Şimdi bunları birkaç tane de söktük. Bunlarla aynı cins mi bu? Bilemedim şimdi bak bu sefer de. Şu söktüğümüz yere buraya diksek mi onları? Yoksa bunları ayrı ayrı bir yere mi diksem? Bilemedim. Bir de ne demiştik dün? Şuradan şunları sökelim demiştik. Bunlar burada hiç olmuş. Kuru yaprakları bir alalım. Tamam. Onları alırsam ama nereye dikeceğimi bilemiyorum şu anda. Ben şu elimdekilere yer bulmam lazım. Şöyle bir neresi olur, neresi olur? Şurası da güzel olurmuş aslında. Şurayı hepsini diksem. Arkadakileri mi ezerim, boğarım? Evet, birazcık daha. Burada bir tane California Sunset var. Grubunda değil bu aslında. Onu da oradan almak istiyorum. Çünkü bu buraya... Evet, nereden gelmiş bakalım. Tamam, hiç belli bile olmadı oradan çıktığı onun. Altındaki bronzu. Birazcık... Ups, aman lütfen kopma. Şimdi burada tabii şurada mı California Sunset ya? Değil değil mi? Evet, yani o kadar benzeyen şeyler oluyor ki ayırt edemiyorum işte. Bazen aynı gibi dikiyorum. Ay, yaprak koptu. Sonra bir bakıyorum farklıymış. Buralar mantar yerleri, mantarlar köklerini atalım. Bakın buradan yine bir tane çıkmış. Mantardan nedir anlamadım. İğrenç bir koku. Evet, 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 evet. Bir de şunu yapalım. Evet, burada bir California Sunset grubumuz var ama şu Sunset değil. Şunlar Sunset. Bence ben bunların kellelerini alayım. Durun. Önce bir yavaş yavaş hepsini birden yapmayalım. Şurada Echeverria Harmsii'miz var. Bunu alacağım buradan. Çünkü tamamen arkada kalmış. Yapraklar yemyeşil zaten. Bunlar normalde şu anda kırmızı olması lazımdı. Ve de görünmüyor zaten. Hem Acelia'nın hem de Anium'un arkasında kalmış altında. Onları orada o eziyor. Onları ben böyle güneş gören bir yere dikmek istiyorum zaten. Şurada güzel bir yer var aslında dikmek için. Buraya bir tane gerçi Sempervivum dikmişiz. O Sempervivum orada dursun mu? Bence şu Crassula Angulata. Angulata mı bu ya? Evet, Angulata mı yoksa Angulata ile Crassula Arborescens'in arası olan mı? Bilemedim şimdi yaprak şeyinden. Bir Angulata'ya benziyor, bir benzemiyor. Başka Angulata var mı bu yakında? Gidip bakmam lazım. Angulata buradaymış. Evet, o Angulata değil o zaman. Angulata değilse elimde çok yok demektir. Aslında öyle düşün de burayı, şunları kaldırıp burayı ben böyle dolu dolu bir dikmem lazım. Belki bu Sempervivum'u buradan alabiliriz. Gerçi de Sempervivum istiyorum şeylerin arasına. Taşların arasına böyle doldursun doldursun. Ama onu biraz daha belki şöyle önlere falan dikmek lazımmış. Bir de burada görüyordum ben Harmsii, onu da sökeyim diyordum. O da tek işte burada. Yani ya sök, diğerini de bunun yanına dikeceğim ya da bu hepsini alıp birlikte yeni yaptığım su plan çadırına mı götürsem? Hep birlikte bir sulara. Bu kivinin rengi burada güzel olmuş bakın. Evet, sökülecek bir kivimiz daha var.
Neyse ama ben şimdi buraya seçeceğim, dikeceğim şeyi. Hem şu sedumları dikmek için yer arıyorduk. Onları dikmek için şöyle birazcık daha arka tarafta bir şeyler yapayım istiyorum. Ya da şurası da olabilir. Bu yine ya çok fazla çiçek açıyor. Echeveria Afterglow. O da sürekli form bozuluyor yani. Şimdi ben bunu buraya yeni diktim. Tam güzel oluyor dedim. Ama tepeden yine çiçek çıkmış. Şimdi yanından yavrusu var, o güzel ama tepedeki çiçek açsa mı açmasa mı bilemedim şimdi. Şimdi şöyle yapacağım. Şunu alacağım, şu taşı buradan. Bismillah. Buraya. Şuradan başlayalım. Bunların da kökleri çok iyi durumda değil aslında. Hiç güzel durmuyorlar. Ama şimdi onları tekrar kesip köklendirmek istemiyorum. Buraya yeni köklenenlerimizi de şöyle diktik mi? İki tane daha kökleniyor zaten. Onları da buraya getirip doldururuz bence. Şimdilik şöyle koyalım. Büyük taşımız elimize gelmiş oldu. Hay, nihayet burada bakır kaşık yerini sevmeye başladı ya. Yani 2 senedir bir yaprak açmıştı sadece. Bir türlü açtıramadım yani. Elhamdülillah şu anda şunlar yeni yapraklar ve ortadan da yavru yapraklar gelmeye başladı. Evet. Şimdi elimde bir tane California Sunset geldi. Ben aslında onu da getireyim. Şuradan California Sunset'lerden yavru kelle alalım. Şu da zaten Sunset değil. Bence bunun buradan gitmesi lazım. Şu Sunset çok gölgede kalmış. Şu renk falan yok. Yani şimdi açeliyeyi de tabi kesmek budamak istemiyorum. Açeliyanın şeyi ayrı, güzelliği ayrı. Neyse. Ha, şu küçük, şimdi küçük ama büyüyecek olan Echeveria'mıza yer bulacağız. Bunlardan zaten bayağı bir çok oldu. Ona başka dikebileceğimiz yer. Şimdi şurada var bir tane büyük Echeveria'mız. Burası geliyor. Ha, şuradakini geçen söktük. Burada vardı tam. Onun yerine o zaman bir tane dikelim. Büyüsün yavaş yavaş. Nereye dikebiliriz? Nereye dikebiliriz? Bence şu da çok güzel olacak büyüyünce ama büyüyünce de işte mevsimi gelince sonra kuruyor tamamen. Aşağıdan yavruları çıkıyor. Yavruların nasıl çıktığını şöyle göstereyim. Aşağıdan böyle minik minik. Bunların hepsi böyle gül gibi mor olacak. Çok güzel. İsmini bilmiyorum bunun. Ama harika bir şey çıkıyor ortaya. Onun için onun olduğu yere bir şey dikemem. Büyük Echeveria'mızı nereye dikebiliriz? Şurası olabilir belki ama bu da anemonenin tam arkası mı? Küçültelim şöyle. Evet, orada bir boşluk var aslında, güzel olabilir. Şu Echeveria'nın kuru yapraklarını alalım. Ama çok mantarımız bitiyor. Yenecek mantar olsa, bakın dün bunu söküp atmıştım. Kendisi içinden çıkmış.
Değişik bir şey, kolay kolay kurumuyor. Evet, Echeveria'ya yer bulamadık. Echeveria'ya yer bulamadık. Şurası nasıl olur acaba? Vallahi şurası olabilir bence. Gel. Dikelim onu buraya. Buradan bir şey söktüm ben. Ha, bir şey söktüm tabii buradan. Graptoyu buradan söktüm ya. Tamam. Harika. O da orada şey olsun. Burada zaten bir tane morning glow'umuz var ama olsun. Morning glow zaten sürekli bir ezilme büzülme modunda, formu değişiyor sürekli. Tamam. Bence bu da güzel oldu burada. Evet, şimdi karar vermem gereken bir şey. Bir anim çoğaltmaya uğraşacağız. Zaten o bir duruyor yani. Bir gün anim kellesi alacağız. Bol bol. Bir de sunsetleri. Arka bahçede de sunset var bayağı. Onları da toparlayıp bir böyle kelle alıp biraz çoğaltalım istiyorum. Çünkü çok güzel. Yani şöyle bir stand, bir yer oluşturmak istiyorum. Mesela bu agave etrafı tamamen kıpkırmızı. Sunsetle dolsa harika olmaz mı? Bence harika olur. Gerçi neyle dolanırsa dolansın onun etrafı güzel olur bence de. Bir öyle birkaç tane değişik stand aranjman yapmak istiyorum. Yani böyle ortada bir tane ana bitki, etrafı aynısıyla çevrili bir tane aynı bitkiyle. Herhangi bir tane bir şey olabilir burada ama tabii graptolar güzel bir seçim. Echeveria Blue Elf'ler de çok güzel oldular. Yani şöyle etraflarından dolu dolu yavrular fışkırınca çok güzel oluyor. Şu arkadaki tabi gölgede. Orada formunu kaybediyor. Üste doğru uzamaya başlamış. Biraz güneş vurdursak nasıl olur ona acaba? Şu mu gitmesi lazım? Şu mu? Hangisini kesmem lazım bilemedim yani. Neyse, ona güneş. Çelya'nın şunu koparsak hala gelmiyor. Neyse, fazla zorlamayalım. Evet arkadaşlar, bugünü burada bitirelim inşallah. Söktüklerimizi diktik. Bir şu harmsiyayları ne yapacağımızı karar veremedim ama diğerlerini de bence buraya şöyle yapalım. Hazır elimizi kestik. Şöyle burada tam sulama fıskiye var bir tane. Onun şu kenarına. Bence buradakiler zaten. Ya bunların yerini değiştirmeyin. Bunlar gayet güzel görünüyor. Biraz daha kazabilmem lazım ama aşağısı bunun kök. Bir şeyin kökü var orada tam. Şunu da şöyle yapacağım. İnşallah yeterli olmuştur orası. Şu Echeveria'mız çok kötü durumda. Bir bakım yapalım birazcık. Kuru yapraklarını bir koparalım bakalım. Kendine gelecek, bir düzelecek mi? Evet. Tamam. O birazcık toparlandı. Bir de şunu altındakiler.
Evet, kuru yaprakları sürekli almak lazım da tabii hepsini de alamıyoruz her zaman. Evet, burada bir tek bir tane kaldı, onu da vallahi şuraya dikeceğim. Tabi buraya dikeceğim de altına geçebilirsek yerim. Buranın altına bir çim geçmesin diye örtü var. Onun olmadığı yerleri bulmaya çalışıyorum dikerken. Bütün söktüğümüz her şeyi dikmiş olduk. Evet. Bugünlük bahçe işi bize yeter. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İnşallah. Hoşça kalın.